Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, Habertürk'te katıldığı Açık ve Net programında devam etmekte olan projeler hakkında bilgi verdi. TÜBİTAK uzayda geliştirilen ve yakın zamanda fırlatması gerçekleşecek olan imecenin öneminden bahseden Mandal, yeni bir gelişmeyi de kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda Mandal şu ifadeleri kullandı: "Dost ve müttefik bir ülke için 2 adet imece kamerası üretiyoruz. Yine dost bir ülkeye uydu üretmek için ihaleye katıldık. Ön aşamalar bitti, kısa listeye girdik. Türkiye'nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu imece, Nisan ayında fırlatılmak üzere 22 Şubat tarihinde ABD'ye gönderilmişti. Gelişme MÜSİAD Ankara'nın düzenlediği 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde paylaşılmıştı. Bu kapsamda milli gözlem uydusu imecenin 2023 yılında fırlatacağı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından paylaşılan 2023 yılı hedefleri videosunda da yer almıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yer alan yüksek çözünürlüklü gözetleme uydusu imece ve ilk milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın mühendislerini ve teknisyenlerini ziyaret etmişti. Bakan Yardımcısı Kacır, Cumhuriyet'in 100. yılında iki milli uyduyu uzaya göndereceğiz İfadelerinde bulunarak imece ve TürkSat 6A uydularının 2023 yılında fırlatılacaklarını belirtmişti. TUSAŞ USET Merkezi ziyaretinde TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç katılım sağlamıştı. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç hesabından yaptığı paylaşımda, "Her alanda yerli ve milli ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yüksek teknolojiye sahip TürkSat 6A uydumuzu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır ile inceledik. Ülkemiz adına gururlandık." ifadelerinde bulunmuştu.